Çok zor, çok kritik, çok dalgalı bir haftaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Pazartesi günü itibariyle piyasalarda ciddi dalgalanmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Nedenlerini biraz sonra bu videoda sizlerle paylaşacağım. Yine bu videoda iki önemli konuya daha değinmek istiyorum. Bunlardan birisi, konut piyasasındaki faiz oranları bir fırsat mı? Amana kaçırmayalım. Hangi fiyattan olursa olsun konut alalım. Hem faiz oranları iyi hem de önümüzdeki dönemde bir daha bu fiyatları göremez bakış açımız doğru mu? Bunu değerlendireceğiz. Diğer taraftan da otomotiv sektöründe ÖTV indirim bekleyenler olduğunu görüyorum. Sosyal medyada da bu konu çok sıkça tartışılıyor. Gerçekten böyle bir tablo var mı? Önümüzdeki dönemde bir ÖTV indirimi söz konusu olabilir mi? Olmaz mı? Bunu da yine bu videoda sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle neden kıyamet haftasına giriyoruz arkadaşlar? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Gerçek anlamda ekonomik krizin ilk emarelerini, ilk işaretlerini bu haftanın başı itibariyle görebiliriz. Çok ciddi satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir özellikle Amerikan borsaları ve tabii ki diğer borsalarda hem Avrupa hem Asya borsaları hem de Türkiye'deki borsa bu satış baskısını takip edebilir. Çünkü global ölçekte ikinci dal ile ilgili belirtiler iyiden iyiye gündeme geliyor. Amerika'da rekor üzerine rekor kırılmaya başlandı vaka sayılarında. Texas ve Florida eyaletlerinde tekrar kısıtlamalara geri dönüldü. Demek ki ikinci dalga göstere göstere geliyor arkadaşlar. Yine Güney Amerika ülkelerinde, Güney Asya ülkelerinde de korona vakalarının her geçen gün biraz daha arttığını görüyoruz. Ve bu da piyasalar üzerinde ciddi etkiler göstermeye başlayacak. Nitekim Cuma günü neredeyse %2,5 oranında Amerika'da borsalarda düşüşler görüldü. Türkiye'de bunun etkisi görmedik. Neden? Çünkü zaten Türkiye borsası çoktan kapanışını gerçekleştirmişti. Ama pazartesi günü itibariyle BIST'te de yine hakim satışlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun uyarısını yapayım arkadaşlar. Diğer taraftan yine çok önemli bir başka gelişme, Amerika ile Çin arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Amerika Çin Komünist Partisi yetkililerine vize kısıtlaması getiriyor. Aslına bakarsanız ekonomik savaşın yanına bir de siyasi savaş açılmış durumda Çin'e Amerika tarafından. Neden yapılıyor bu? Bunu hep söylüyordum zaten. 3 Kasım çok önemli bir tarih. Bu tarihe kadar Amerika ortamı germeye devam edecek. Özellikle Trump milliyetçi söylemlerini destekleyebilmek adına. Çünkü ırkçı söylemlerinden dolayı artık siyahi oyların oyunu kaybetti. Seküler beyaz oylarını kaybetti. Daha çok muhafazakar ve ırkçı oylara yönelip oy potansiyelini arttırmaya çalışacaktır. Bu nedenle de arkadaşlar en güzel enstrüman, en iyi enstrüman elindeki Çin'e savaş açmak. Savaşla kastım tabii ki sıcak bir savaş değil. Ekonomik savaşı kızıştırmaya devam edecek. Bunun yanına bir de siyasi savaşı ekleyecek. Yani vize kısıtlamaları vesaire gibi atılımlar yapacak ve bunun sayesinde de oylarını arttırmaya çalışacak. Trump diyor ki bu koronanın sorumlusu ben değilim kardeşim. Bu koronanın sorumlusu Çin ve biz bunun bedelini Çin'e ödetmek zorundayız. Ve bununla ilgili Avrupa'da da bir kamuoyu oluşturmaya başladı kendisine. Nitekim Avrupalı ülkelerde yavaş yavaş Çin'e tavır almaya başladılar. Bu dünyada ciddi bir kutuplaşmayı işaret ediyor aslına bakarsanız. Ve bu kutuplaşma büyük bir gerilimi de beraberinde getirecek. Ve doğal olarak bu gerilimler borsalardaki satış baskısını arttıracak. 1. Altına olan yönelimi arttıracak. 2. Dolara olan talebi arttıracak. 3. Ve bunu da zaten dolar endeksinin yükselişinden görüyoruz. Bu gerilimli ortam, yani uluslararası piyasalarda yaşanan gerilimli ortamın yanında Türkiye'deki makroekonomik sıkıntılar başta dış ticaret açığı ve cari açık olmak üzere. İkinci sırada dış borç olmak üzere, kısa vadeli dış borçtan bahsediyorum. Ve tabii ki bütçe açığı olmak üzere makroekonomik sıkıntıların her geçen gün artıyor olması bizim CDS puanımızda adım adım yukarıya taşımaya devam edecek. Ve büyük ihtimalle arkadaşlar önümüzdeki hafta içerisinde bir kez daha 500 puan üzerinde bir CDS puanıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da bizim borçlanmamızı daha da maliyetli hale getirecek ve daha da zorlaştıracak. IMF'nin açıklamaları kritikti. Bir kez daha gündeme getirmek istiyorum. Avrupa Birliği'nin %10,2 oranında daralacağını söylüyor. Nitekim önümüzdeki hafta Avrupa'dan hem enflasyon rakamları hem büyüme rakamları hem işsizlik rakamları hem PMI rakamları gelecek. Bütün bu rakamlar
rakamlar da aslında bize yine dalgalanmalığın artışını gösterecek. Çünkü çok da olumlu veriler beklenmiyor. Ne Avrupa tarafından ne Amerika tarafından. Amerika demişken önümüzdeki hafta Perşembe günü işsizlik oranı açıklanacak Amerika'da da. Bu da yine sıkıntılı bir süreci işaret edebilir. Evet, geçen ay beklentilerin çok altında bir işsizlik rakamı geldi ama acaba bu ay devam edecek mi o süreç, yoksa işsizliğin arttığını mı göreceğiz? Özellikle bu ikinci dalga etkisiyle arkadaşlar. Florida ve Texas eyaletinde vaka sayıları o kadar çok arttı ki tekrar kısıtlamalara geri dönüldü. Bu Florida ve Texas'la kalmayabilir. Amerika'nın pek çok bölgesinde yine bu kısıtlamaları görmeye başlayabiliriz. Bu da hem işsizlik hem de ekonomi üzerinde çok ciddi bir baskı yaratacaktır. Velhasıl arkadaşlar, bu ikinci dalga etkisi büyük ihtimalle pazartesiyi kara pazartesi haline getirebilir. Çok ciddi satış baskılarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Altın da rekor denemelerine başlayabilir. Diğer taraftan kapanış rakamlarına baktığımız zaman da zaten bunun böyle olabileceğini net bir şekilde görüyoruz. 6.86'dan kapanan bir dolar, 1771 dolardan kapanan bir ons değeri bize aslında çok net bir şekilde piyasaların tedirginliğini işaret ediyor. Şimdi biraz da konut piyasasını konuşalım isterseniz. Bana gelen sorular var. Bunları da yanıtlamış oluruz. Genel bir cevap olur aslına bakarsanız. Konut almak doğru mudur? Bu faiz oranlarıyla. Konut fiyatları aşırı yükseldi. İşte 300 liralık evleri 500 lira yaptılar. 500 liralık evleri 700 lira yaptılar. İster al ister alma kardeşim pozisyonda takılıyorlar. Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Konut almak için son bir fırsat mıdır bu? Bundan sonraki süreçte acaba biz bu fiyatlarla, bu faiz oranlarıyla bir daha konut alma fırsatını yakalayamayacak mıyız diyenler var. Onlara bir cevap vermiş olalım. Evet, faiz oranları çok uygun. Bir sene erteleme ortamı çok uygun. Birincisi, bu ortamda herkes kredi alabiliyor mu? Buna bakmak lazım. Çoğu kişi kredi alamıyor. İkincisi, kredi alabilenler acaba gerçekten 0.64 mü ödüyorlar? Yoksa 1.5'un üzerinde bir faize mi katlanıyorlar farkında olmadan? Şimdi diyeceksiniz ki nereden çıkarttım bunu? Evet, bankalarda 0.64 ile faiz ortamına giriyorlar, kabul ediyorum. Ama eğer ki 300 liralık bir evi 500 liraya alıyorsanız arkadaşlar, aslında sizin faiz oranlarınız bir anda %1.5-2 seviyesine fırlamış oluyor. Hesabını yaptığınız zaman ortaya her şey çıkıyor zaten. Bu koşullar içerisinde siz avantajlı bir faiz ortamında ev, konut satın almış olmuyorsunuz. Sadece fırsatçılara hizmet etmiş oluyorsunuz. Bir takım fırsatçılar bu düşük faiz oranlarında fiyatları yükseltip ellerindeki malı sizlere çakıyorlar. Siz yüksek fiyata aldığınız bu evlerin fiyatının daha da yükselmesini bekliyorsanız eğer, büyük bir yanılgı içerisine düşersiniz arkadaşlar. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi, önümüzdeki süreçte çok ciddi bir kur şokuyla karşı karşıya kalabiliriz ve bu kur şoku sonrasında faiz oranları sert bir şekilde yukarıya çıkartılabilir. Faiz oranlarının sert bir şekilde yukarıya çıkartılmış olması ister istemez konut satışları dip yapar ve geçtiğimiz dönemde olduğu gibi ister istemez konut fiyatları aşağıya çekilir. Çekilmek zorunda kalınır. Aşırı talep nedeniyle şımarık bir satıcı kesimiyle karşı karşıya kalıyoruz aslında. Hem müteahhit kesim açısından hem de ev sahipleri açısından bunu söylüyorum. Düne kadar 500 lira evini satamayan adam tutup da 700 lira 800 lira fiyat çekiyorsa bu artık onun şımarıklığıdır ve siz gidip bu evi alıyorsanız onun şımarıklığını aslında destekliyorsunuz demektir. Bu adam bunu yapmaya devam eder ve bu balonda sizin elinizde ne yazık ki patlar arkadaşlar. Peki yapılması gereken ne diye sorabilirsiniz. Burada yapılması gereken tek şey beklemek ve görmek. Bunların bu fiyatlarla, bu aşırı fiyatlarla, bu balon fiyatlarla bu evleri ellerinden çıkartamayacaklarını onlara öğretmek tabii ki sizin işiniz arkadaşlar. Siz talep ettiğiniz sürece, siz o yüksek fiyatlarla kazık yemeği göze alarak o evleri talep ettiğiniz sürece bu fiyatları yükseltmeye devam edecek. Nitekim pek çok kişinin aslında alım kararından vazgeçtiğini de görüyorum. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Bunu nereden anlıyoruz? Bundan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Çünkü insanlar zaten uzun zamandır konut piyasasını takip ediyorlardı ve konut piyasasındaki aşırı yükselişleri gördükleri an itibariyle alım kararlarından vazgeçtiler. Peki kim aldı? Aslında piyasaları tam olarak takip etmeyen pek çok kişi fırsat bu fırsattır deyip aşırı fiyatlanmadan daha evler ev talebi
talebinde bulundu. Bu talebi görenler de fiyatları hemen yukarıya çıkartarak şunu söylediler. Nasıl olsa evler satılıyor, biz de yüksek fiyatlarla evlerimizi satabiliriz dediler. İşte o an itibarıyla da satışlar durma noktasına geldi. Bakın bazı siteler var biliyorsunuz, emlak satış siteleri. Bu siteleri çok yakından takip ediyorum ve mümkün olduğunca pek çok evi de favori ilanlarıma ekliyorum. Acaba fiyatları artacak mı, düşecek mi beklentisiyle. Nitekim pek çok evin fiyatının yavaş yavaş geriye gelmeye başladığını da görüyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü fiyatlar şişirildi. O yüksek fiyatlarla bu fırsat elimizdeki malı çıkartalım mantığıyla yaklaştılar. Şimdi satamamaya başlayınca da fiyatları kademe kademe düşürüyorlar. Fırsatlar bitmez arkadaşlar. Bakın önümüzdeki dönem nakit keş kral dönemi. Evet, nakit ve keş kral dönemine girmiş durumdayız. İster istemez fiyatlarda ciddi gevşemelerle karşı karşıya kalacağız. Çünkü talep ortamının azaldığı, tasarrufun arttığı, borçluluğun arttığı bir sürece giriyoruz. Ve bu süreç içerisinde bu tür bir hareket kısa vadede olsa da uzun vadede sürdürülebilir bir şey değil. Nakitte kalan pek çok kişi şunu görecek. Yarın bu yüksek fiyatlarla, bu yüksek faiz oranlarıyla aslına bakarsanız ev almak yerine elindeki paranın bir konutu rahatlıkla alabilecek miktara geldiğini görecek. Siz tasarrufunuzu doğru bir şekilde kontrol etmeye başarırsanız önümüzdeki dönemde yaşanacak özellikle kur yükselişleri, devalüasyonist etkiler ya da altındaki sert çıkışlar elinizdeki para miktarının artışını beraberinde getirecek ve o zaman bu yüksek fiyatlara da katlanmayacaksınız ve çok daha uygun fiyatlarla ev alma şansına sahip olacaksınız. Sorunuza kısaca cevap vermek gerekirse şunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Bu dönemde bu fırsatçıların olduğu ortamda müteahhitler ev sahipleri fark etmez. Bu fırsatçıların olduğu ortamda 500 liralık evi 700 liraya çakmaya çalışan birilerinin olduğu bir ortamda 0.64 oranla ev almaya çalışmak aslında %1-1.5 oranla ev almaya çalışmaktır. Bunun farkına varın arkadaşlar. Kafadan zaten %30, %40 belki %50'lik bir faiz ödüyorsunuz oluşan farktan dolayı. Bunu fark etmezseniz eğer düşük faizle ev aldım diye sevinirsiniz. Ama günün sonunda baktığınızda şişmiş bir fiyatla ev aldığınız için zaten o faizi peşin peşin verdiğinizi fark edersiniz. Gelelim bir diğer soruya arkadaşlar. Otomotiv sektöründe ÖTV inecek mi? Düşecek mi? ÖTV'nin düşeceği falan kanaatinde değilim. Bu söylenti uzun zamandır yayılıyor. İşte ÖTV düşecek, ikinci el fiyatları düşecek falan diye. Artık ben bunun altında kötü niyet aramaya başladım. Yani birilerinin elindeki malı ucuza kapatmaya çalışan birileri bu söylentileri, dedikoduları yaymaya çalışıyor diye düşünüyorum. Nedenim ne? Söyleyeyim onu arkadaşlar. Otomotiv sektöründe dolar fiyatlaması var. Bir, dolar yükseldikçe otomotiv fiyatları yükselecek. ÖTV indirimi olsa bile otomobil fiyatları yükselmeye devam edecek. İkincisi, vergi ihtiyacı bu kadar yüksek olan bir devletin vergileri aşağıya çekme ihtimali yok. İhtimal olsaydı bugüne kadar emin olun bunu 100 defa yaparlardı piyasayı hareketlendirmek adına. Hiçbir konuda vergi indirimi yapılmadığı gibi aksine vergi artışları geldi arkadaşlar. Ve vergi artışları devam edecek. Çünkü devletin bu ÖTV gelirlerine ihtiyacı var. Ve devlet şunu görüyor. Bu koşullar içerisinde ben tutup da ÖTV'yi indirirsem bu bana zarardan başka bir şey yazmaz. Ben ÖTV'yi indireceğim, ben ÖTV gelirimden vazgeçeceğim. Bunu distribütör firmalar fiyatlarına yansıtacak. Ben kazanacağımı distribütör firmalar kazanacak. O zaman ne gerek var kardeşim? Ben ÖTV'mi almaya devam ederim. Sıfır araç satacaklar da satmaya devam etsinler. Devletin bu kadar büyük bütçe açığı varken, bu kadar büyük sıkıntıları varken, bu kadar büyük dış ticaret açığı varken otomotivi fazla getirip dış ticaret açığını daha da arttırmayı göze alabileceğini sanıyor musunuz? ÖTV'yi indirmek demek talebi arttırmak demek. Talebin artması da doğal olarak Türkiye'nin dış ticaret açığının ve cari açığının artması demek. Böyle bir şeyi hiçbir şekilde göze almayacaktır. Bu nedenle de ÖTV'de bir indirim beklemeyin arkadaşlar. Bu dedikodudan öteye geçmez. Son olarak rakamlara bakalım. 1771 dolardan haftaya başlayacak olan altının onsunda bu hafta sert
sert yukarı hareketler görebiliriz. Risklerin artması, Amerika-Çin geriliminin artması ve ikinci dalga etkisinin artmasıyla birlikte. Sadece Amerika'dan gelen şu iki haber bile, yani Florida ve Texas eyaletinde kısıtlamaların tekrar geriye geliyor olması, aynı zamanda da Amerika'da vakaların günlük rekor kırmış olması bile ikinci dalgayı çok net bir şekilde işaret ediyor. Bunun tedirginliklerini bu hafta büyük ihtimalle altın piyasasında göreceğiz. 1780'i aşıp 1800 doları zorlayan bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalabiliriz. Ve önümüzdeki hafta 400 liranın üzerinde bir gram altın fiyatıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Aynı zamanda buna bağlı olarak 20 doları zorlayan bir gümüş fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Borsalarda satış baskısı başlayacaktır. Kara pazartesi bile olabilir bu pazartesi. Diğer taraftan dolarda da 7 lirayı zorlamaya başlayabiliriz ve 7 liranın kırılması durumunda da yeni rekor denemeleri yapılacaktır. Normal koşullar içerisinde anormal koşullar arttığı sürece, Türkiye'nin cari dengesi bozulmaya devam ettiği sürece de devalüasyonist etki her an gelebilir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşalım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.